Herkese merhaba, Core Island'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz farm yapmıştım. Evet, Scott, hey, this is bugün büyük gün açılış töreni. Bizimle birlikte gidebilmek için seni almak istedim. Tamam. Ama biz bahçeyi falan sulaydım. Neyse. Tamam. Görüşürüz. Müzede niye eşya yok? Vardı. Birçok eşya vardı daha doğrusu. Eşya unutmuş. Onu almaya gitti. Misafirler. Yani, müze biraz büyümüş mü? Bana böyle geliyor. Sanırım biraz büyümüş. Bir değişmiş. Evet, kurucular odasını açılışına herkesi davet etmiş. Güzel, müze büyüyor, yavaş yavaş gelişiyor. Bizim daha fazla müzeye bağışta bulunmamız lazım ki var elimizde şu anda müzelik malzemelerimiz. Wow! Bu kadar heykel. Sanırım bağışçıların heykelleri burada. Kurucular odası dediğine göre kendini gördü, inanamıyor. Gerçekten iyi iş başardığını falan söylüyor. Gayet güzel olduğunu falan söylüyor işte. Fazlasıyla emek harcadığını. Değişik bir nesne aldık. Şimdi şunu hasat edelim. Onun dışında burada alacağımız bir şey var mı?
Bunlar alınmıyor daha. Tamam. Ağacımız yavaş yavaş büyüyor. Ağacımızı sulayalım. Ağaçlarımızı sulayalım daha doğrusu. Yetişir mi bilmiyorum yaz ayı bitiminde. Eğer yetişirse çok güzel olur bizim için. Hiç olmazsa en azından bir meyve alsak çok iyi. Gerçekten. Öbür türlü zarar ederiz net. Burada tavuklarımıza bakacağız ama ilk önce şuradan bir hemen tane daha alalım. Toplamda 4 tane olsun. İçeri girelim. Tavuklarımızı sevelim. Yemeklerini verelim. Yumurtaları alalım. Ha. Yumurtaları mümkün olduğunca biriktirmeye çalışıyorum. Aşağıya da kümes düşünüyorum aslında ya. Bir aşağıya da kümes yapsam mı? Daha fazla yumurta için. Elimizde bir şeyler var, onları da koyalım. Onları şimdi buraya koyacağım. Buraya koyalım. Hatta sandıkları alsak mı? Sandıkları kırdırmak için gidelim. Bunları müziğe bağışlayacağız. Bunları müziğe bağışlayacağız. Bunları alacağım. Doğan'ın oradaki müze. Doğa Müzesi'ne daha doğrusu. Bağışlayacağım. Başka var mı? Bunu almadık mı? Hadi bunu almışız aslında. Bunu satabiliriz aslan balığı. Hatta bakın şunu satalım. Hem değerlerini öğrenmiş oluruz. Onun dışında zaten yerimiz fazla kaldı mı kalmamış. Şuradan hızlıca gidelim. İlk önce Doğa Müzesi'ne bağışlayabildiğimizi bağışlayalım. Kalanlarını normal müziğe bağışlarız. Var mı burada? Yok. Burada var. Yani bu. Bir tane bu. Burada var mı? Yumurtalar falan bağışlamam gerekiyormuş. Büyük yumurta, küçük yumurta. Ha, ördek yumurtası, büyük ördek yumurtası. Bunları da bağışlayabiliriz bir ara. Müsait olduğumuz zaman. Korkunç ganimetlerden. Evet, bunları da başlamamız gerekiyormuş. Anladım. Bizim elimizde neler var acaba? Gece böceği, gündüz böceği, okyanus canlıları, okyanus canlılarında seksi karidesle ay çiçeği, deniz yıldızı bağışlarsam bunu tamamlamış oluyorum. Balıklar olarak da kedi balığı, tilapia, ne? Tilapia, gökkuşağı balığı, gümüş, neyse, tamam. Mümkün olduğunca bağışlayabildiğimizi bağışladık. Buradan yürüyelim. Hiç tekrardan festival yapmamıza gerek yok. O, bir ara saniye daha. Evet. Bu arada yukarıda görevimiz vardı. O görev mi aktifleşti? Birisinin arka bahçesine bakmam gerektiği falan söylüyordu. Gizlice dinliyoruz. Artta bir görev falan mı açıldı? Evet.
Paul'un evinin arkasındaki kütüğü kesmek diyor. Aslında o görevi de hazır yapabiliriz. Hatta o görevi yapalım. Paul'un evi, arkasındaki kütüğü kesmeye çalışalım. Daha sonrasında saat 9'dan sonra demirci açılıyor. Demirciyi de halledelim. Ama Paul'un arkasındaki evin arkasındaki kütük nasıl bir ha, bu mu? Balta gerekli. Ha, kestim. Ne oldu şimdi? Paul'u mu bulmam gerekiyor? Paul neredesin? Burada mısın? Değilsin. Paul. O zaman şuradan Paul'a bakalım. Neredesin? Ha, aşağıdasın. Tamam. Seninle bir konuşalım. Belki kütüğünü kestiğimiz için. Burada etrafta başka var mı? Ona da bir bakalım da. Unutmadan. Belki bir tane daha ihtiyacı vardır. Ama yok zannetmiyorum ya. Görev tamamlandı. Orada yani tamamlandığını gösterdi. Gidelim. Bir konuşalım bakalım. Ya kadar nereye gittin sen ya? Ha, aşağı inmiş. Buradan. Gerçekten bayağı hızlı bir adam. Yetişemiyorum. Çok teşekkür ederim, dedi ve görevi tamamlamış olduk. Tamamladıklarımızın arasına geçti. Şimdi buradan yukarı hemen çıkalım. Sola dönelim. Soldan demirciye gidelim. Demirci de kırdıracaklarımızı kırdıralım. Daha sonrasında müzeye geçelim. Müzede de eşyalarımızı bağışlayalım. Sonra eve geçelim. Enerjimiz var biraz. Tamam. Domates bu arada elimizde varmış. Onu versek mi? Bayağı iyi enerji veriyormuş ha. Domates zaten bayağı yaparsak. Bir de çorbasını yaptığımızı falan düşünemiyorum. Ne kadar enerji veriyoruz. Bayağı fazla enerji verdiğini düşünüyorum. Satalım onu. Hazır satalım. Takvime bir dakika. Takvime bakalım ondan sonra satalım. Çünkü neden diyeceksiniz? Takvimde kaçıncı gündeyiz? Ona dikkat etmemiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4. 4 gün kalmış. 4 gün içerisinde bir şey ekemeyiz. Sahil temizliği etkinliğine mutlaka katılacağız. Hatta arka arkaya çekerim büyük ihtimalle bu bölümleri. Mağaza. Buğday 5 gün. Turp 6 gün. 8 gün. 5 gün. 10 gün. 12 gün. 7 gün. 10 gün. 13 gün. 9 gün. Bunlar baya fazla. Bunu satalım. Gidelim. Müzeye bağışlarımızı yapalım. Bu arada hiçbir görev yok. Yani panoda görev yok. Normal görevlerimiz var. O görevleri de yavaş yavaş hallediyoruz. Mümkün olduğunca halledebildiğimiz kadar halletmeye çalışıyoruz. Onun dışında bayağı gelişmiş. Evet. Değişmiş yani. Bunu veriyoruz, bunu veriyoruz, bunu veriyoruz, bunu veriyoruz, bunu veriyoruz, bunu da veriyoruz. 79, 80'de hediye alacağız. Ne hediyesi alacağız bilmiyorum. Aldığımız zaman görürüz. Onun dışında hediye edeceğimiz başka bir şey yok. Gene de biz kırdırmaya devam edelim. Belki ekstradan verilmesi gereken hediye çıkar.
Bu hediyelere, diğer hediyelere daha doğrusu ekstradan bir sandık yapsam mı acaba? Yoksa da hiç tutmasam mı? Lazım olur mu olmaz mı bilemiyorum. Birazcık lazım olmayacak gibi bunlar ya. Yani başladıktan sonra çünkü müze haricinde bir şeye bayağı kar küresi çıktı bu arada. Neredeyse hepsi hatta. Evet. Neyse bir tanesine müzeye bağışlarız. Bir tanesine köşeye koyarız. Diğerini de diğerlerini daha doğrusu satarız. Hiç elimizde tutmayız o kadar fazla. Hediyemizi alalım. Gümüş cevheriyle gümüş yosun verdi sanırım. Gelişsin. Mümkün olduğunca müzemiz büyüsün, gelişsin. Buradan, burada müzenin hemen dibinde ışınlanma yeri varmış. Görmemiştim. Biz bir tane sandık yapalım en iyisi. Tutmak için. Yani en azından birer tane tutmak için. Üşeye müze sandığı olarak ekleyelim. Gereksiz olur, bir şey olur. Değerli taş şamdan. Bunu vermedim mi ben? Vermişim. Allah Allah. Önceden vermişim yani. Dışında balıklarda hepsini satacağım. Aynen. Hepsini satmayı düşünüyorum. Küreği falan bıraktık. Başka yok. Başka yok. Küreği satalım. Bunları satalım. Hiç tutmayalım elimizde. Gerek yok. Onun dışında bunları buraya koy. Bunu buraya koy. Hatta bunu al. Bir tane de kömür al. Olmazsa bir tane cevher basalım ki cevherimiz eksikti. Hatta şuradan da şu eşyalar ama fazla yok. Beşer tane istiyordu değil mi? Benim bir madene gitmem lazım bir ara. Hatta şimdi gideyim. Burada keserim ya herhalde. Bilmiyorum. Bakalım. Yok ya da beraber gideriz. Gösteririm size de. Ben olayını. Bunu alalım. Dursun. Enerjimiz bittiğinde yeriz. Gökyüzündeki yıldızlar bir gezginin sahip olabileceği en iyi haritadır. Çok bilgece konuştu. 10. kata inelim. Bir saniye. Evet. Evet, şimdi kazmayı unuttuğumuzu hatırladım. Demirci'de. En son kazmayı gümüşe bastık. Ama bugün mü, yarın mı almam, teslim almam gerekiyor onu bilmiyorum. Bir bakmam gerekiyor. Bugünse madenlere gideriz. Bugün değilse dalışa gideriz. Bir gün içinde hazır olacak diyor gümüş kazman. Tamam, yarın alacağız gümüş kazmamızı. Bugün o zaman dalalım. Yarın madene gidelim. Dalışımızda da bir gelişme var mı? Yok aslında gelişme. Yani normal gene dalışımızı yapıyoruz. Buradan fast travel kullanacağım artık. Hemen. Dur. Neyse. Oradan dalarız olmadı.
Çünkü oradan da belirli bir uzaklığa gitmemiz gerekiyor. Buradan direkt dalış yerine gidebilirdik. Normal şartlar altında şurada doğuruyor bize. Burada indiriyor daha doğrusu. Burada çapadan iniyoruz. Şimdi buradan böyle dolaşacağız. Buradakileri temizlemeye çalışacağız. Daha sonra buraya geçeceğiz. Burada bir kasaba var. Galiba o gördüğümüz insanların, yarı insan, yarı balıkların kasabası. Onlarla etkileşim haline geçebiliriz. Büyük ihtimalle. Bu arada burada bronzyosun da bakıyorum da var mı? Varsa çünkü yok. Gümüş var genelde. Bunlar da olur. Her türlü yosun şu anda işime gelir. Çünkü gerçekten ihtiyacım var. Buradan aşağı inelim. Bilmiyorum buralar açıldı mı? Açmıştım galiba. Evet. Bunlarda da var. Bunlardakini de alalım. Salyangonuzu alalım. Şunu alalım. Aslında okyanusa iyi bak diyor. Buna girebiliyor muyuz? Hala giremiyoruz değil mi? Yok. Peki, buradan ileriye gidebiliyor muyuz? Asıl soru o. Yoksa yukarı çıkacağım. O. Yok, gidemiyoruz. Hala da kapalı orası. Gerçekten çok karmaşık yapmışlar bu konuda. Yani nereye gideceğim, ne yapacağımı şaşırıyorum. Aşağıya mı inmem gerekiyor? Yukarıda bir tanesini açtığıma göre buradan aşağı inebilirim. Evet. Yukarıdan aşağı iniş yapalım. Deniz tarlası gibi. Buradan ne iş yok? Yani şu yukarıdanmış pardon. Ve değişik bir şey yapmışlar. Dekoratif olmuş birazcık. Bu yosunları alacağım. Gerçekten çok lazım. Gümüş yosun özü. Buradan mı aşağı inmem gerekiyor? Evet, buradan aşağı inmem gerekiyor. Takılmalar. Minik şakalar. Evet, burayı temizlemem gerekiyor. Buraya bir temizleyelim. Genelde bunun uzağında çıkıyor ama deneyelim bakalım. Evet bulduk. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Hayda. Buraya falan takılıyordu ama yok şuraya takılmamış. Bunu da alalım. Ne toplayabiliyorsam toplamaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Nereye gidiyorsun? Buraya falan mı gidiyorsun? Yo. Ha, çıkartıyor. Tamam, güzel. Şuradan biz yosunlarımızı toplayalım. Şunlar, şuralardan çöpler de toplayabiliriz aslında. Bol bol. Burası da açıldı. Güzel. Buralardan çöpleri toplayalım.
Önceden komple temizliyordum. Komple temizlememe gerek yokmuş aslında. Biraz geç fark ettim ama olsun. Burası tam geçmedi ama. Çok ilginç. Bulduk. Neresi tam olarak? Oo, burası çok karışık. Burayı da temizleyelim. Veya sağlam. Temizlik yaptık. Evet, geç olduğu için, saat 11 olduğu için mecbur olarak yüzeye çıktık. 53 tane gümüş, değil mi? Gümüş yosun elde ettik. Bunu da alalım. Bunu buraya koyalım. Yok, burası değilmiş, pardon. Şurası. Aynen. Baş. Sandıkları tekrar biriktirmeye başlayacağız. Bunları buraya koyalım. Nerede koyalım? Bunları satabilirim aslında ya. Gerek yok. Satalım. Buraya şu sandıkları koyalım. Hızlıca şunları unutmuşuz. Onları sulayalım. Bakayım. Başka bir şey yok ya. Bir balık tutmayı deneyelim bakalım burada. Bronz yaptıktan sonra hiç denememiştim burada balık tutmayı. Diğer tarafta gölde balık tutmuştum. Evet, saat 12'yi geçtiğini söylüyor. Şu balığı tutalım hiç olmazsa. Bir kere balık tutmuş olalım şurada. Bunu deneyelim derim. Broşür geldi büyük ihtimalle. Neyse, yoldayken onu da sandığa bırakırız. Ha, bu değil. Bu. Evet. Gidelim, hemen yatalım. Dinç bir şekilde kalkalım. Enerjik bir şekilde kalkalım. Uykuya gitmek ister misin? Evet. Paul'la ilişkimiz gelişmiş. Balıkçılıktan 396, avcılıktan 90, diğerlerinden 183 coin almışız. Toplamda 669 coin aldık. Güzel. Yarın, yani daha doğrusu ne bugün. Evet, bugün oluyor. Bir şey var mı? Yok. Birisinin doğum günü yok. Yarın festival var. Sonraki bölümde mutlaka festivale gidip bir durumu öğreniriz. Tamam. Şimdi yeni açılan bir şey var mı üretimlerde? Metal kutu var burada. Ay, taş sandık var, çok ilginç. 40 adete kadar. Bu ne? 40 adet. Ve taş sandık yaparım, daha iyi. Evet, taş sandık yaparım. Hoş, bundan yaptım ben burada metal kutu, bu arada yaptım.
İkisini de deneyimlemiş olacağız. Sandıkta duruyor. Birçok şey yaptım hatta. Onları da tek tek koyalım yerlerine. Taş kapı, taş çit. Taş çit aslında yavaş yavaş düşesek mi? Düşebiliriz. Evet. Onun dışında şey yok. Zemin ilk önce tamamlayalım. Zeminleri komple tamamlamış olalım. Eksik bıraktığım yerler var çünkü. Şimdi direkt taş çite geçmeyelim. Ama taş çiti en kısa zamanda yapacağız. Yani benim bol bol maden yapmam gerekiyor büyük ihtimalle. Altmış tane de yetmeyecek. Ben daha fazla yapmam lazım. Elli tane falan daha yapmam gerekiyor. Hatta 50'den fazla yapmam gerekiyor. Taşımız var şimdilik. Tekrar kasarım. Problem değil. Alalım. Buraları taş yol yapalım. Gayet güzel. Ve yetmedi. Hadi. Biraz daha yapmamız gerekiyor. Bir 30 tane falan daha yapalım. Tersine yapamıyoruz. Niye? Araya. Böyle. Taş yolumuzu koyalım. Beş tane lazım. Buraya yapsak mı? Emin olamadım ya. Yapmayalım burayı biz. Böyle daha iyi. Şöyle bir genel bakış yapalım. Nasıl oldu? Evet. Bu yukarıdaki yolu tamamlamış olduk. Şu merdivenlere doğru bir yol daha yapabiliriz aslında. Bir de şuradan aşağıya iniş yolu yapsak çok iyi olur. Bir de alt kısmı kaldı. Evet, bayağı bir temizlememiz gereken ve aynı zamanda yaşamamız gereken yollar var. Neyse. Şimdi ne yapıyoruz? Tavuklara gidiyoruz. Günlük rutin tavuklarımızı besliyoruz, seviyoruz. Yumurtalarını alıyoruz. Daha sonrasında... Aa, ben bunları dışarı çıkarmayı unutuyorum bak her seferinde. Bunları dışarı çıkarmak gerekiyor mutlaka. Bozulmasın. Hayvanlarımızı. Bu arada, ha. İç içe geçmişler. Üç tane mi kaldı diyecektim. Gerçekten. Şuradan hemen çağıralım. Tavuklarımız çıksın, dolaşsın, geçsin. Onlar için de biraz temiz hava lazım. Şimdi şunu al şuraya koy. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Şimdi bize sandık lazımdı. Buradaki sandıklar yetmiyor biliyorsunuz ki. Öncelikle çiftliğimiz için
Lazım olan sandık. Daha doğrusu tarlalar için. Lazım olan sandığı biz nereye koyalım? Başa mı koyalım yine? Şuraya koyalım. Avımız ve ineğimiz için ekstradan bu sandığı kaldıracağım büyük ihtimalle. Çünkü yetmeyecek. Buraya bir sandık atalım. Ters oldu galiba ama. Ya da düz mü oldu bilmiyorum. Evin inşası ve craft'taki burayı dediğim gibi düzenleyeceğim. Sera falan geleceği için buraya ben pek fazla burayı aldırış etmedim ama aşağılara doğru tarlanın altlarına doğru bir yer planlıyorum. Veyahut şuraya ama bu alan yetmez. Bu alan biraz daha iyi. Buraya bir çit falan da çekebiliriz aslında. Evet olabilir. Buraya bir sandık. Hatta buraya iki sandık. Şimdi bunu alıyoruz. Buradaki çiçeklerin hepsini alacağız bu arada. Arı kovanı yerimizi aşağılara yapacağım. Tavuk kümesinin biraz aşağılarında kalsın. Biliyorum her gün git gel biraz fazla olacak ama arı acaba tavuklara yakın olduğu zaman problem yaratır mı? Tarlalara yakın mı yapsam? Gerçekten bilemedim. Bunu böyle yapacağım. Buradan devam ettirip inek yerine ulaşım yeri de arada kalsın ki rahatlıkla balları alabileyim. Burada sanmıyorum bir şey olacağını. Yani karelik bir alandan bir şey olmaz. En kötüsü kaldırır bir yana koyarım. Hiç problem değil. Onun dışında şöyle bir şey vardı. Bunun özünü çıkartabiliyorduk da. Bunu aslında şuraya bir yere koysam. Koyamıyorum buraya. Koyamıyorum. Aa kötü. O zaman şuraya koyabilir miyim? Bitmeye koyamıyoruz. O zaman şuraya koyalım. Aynen. Buraya koyalım. Kestane sen ver. Şurada yok burada değil. Şurada mıydı? Aynen. Burada bunlar vardı. Bunların hepsini bir verelim bakalım ne olacak bir görelim. Görelim ya. Ne verecek bize? Bol bol var elimizde zaten. Şunların hepsini al bakayım. Hepsini alamadı bu arada. Olsun. Bunları geri koyalım. Bu arada mesaj gelmiş. Biraz yeşil çay getir dedin ama ben bu yeşil çayı nasıl... Aa, E yapmışız, müzeyi de E yapmışız sonunda geliştiği için. Yakında kasabamız E'den D'ye galiba düşecek, çay yapacak, çıkacak. Güzel. Onun dışında görevlere bakacaktım. Biraz yeşil çayı bilmiyorum bir bakmam lazım ona. Emma'ya iki papatya ver. Yapamıyorum şu anda. Volkan'a bir ebi kümece. Gerçekten istediği eşyalar hani tohum olarak da yok. Ebi kümeci olsun şey olsun. Etrafta da toplanabilir şey de yok. Batık kökleri takip et. Bunu zaten yapmaya çalışıyoruz bir yandan. Zaten iki tanesini tamamladık. Ağaç dikme festivali bir sonraki bahara kaldı. Onun dışında taş şeylerimiz var. Sandıklarımız var. Taş sandıkları aslında. Neyse, şuradakileri alalım. Aynen buradakileri alalım. Diğer tarafa koyacağız. Hem sandıklarımızı biraz düzenlemiş oluruz. Sen sandığı bana veremiyor musun? Ha. Niye? Biz böyle bir geçin bakayım.
Şu materyalleri de oraya koyacağım büyük ihtimalle. Birazcık ham ve kraftlanmış hallerine değiştirmeyi düşünüyorum. Sandığın içine. Şimdi bu. Onun dışında bunlar. Bu. Başka bir şey var mı? Şu anlık yok. Yer taş sandığı. Yok değil mi? Bunu bir al. Onun yerine şu diğer taş sandığı koyalım. Bu taş sandığın içine de işlenmiş ürünleri koyalım. Bunlar değil. Buraya bir gel. Günümüzün ne yapıyor hiç bilmiyorum. O yüzden buraya koyacağım. Doğal madenler gibi oldu. Aslında buraya koyabiliriz bunu. Aynen. Bunları buraya koyalım. Bunları aşağıya koyacağız. Ayrı gözüksün. Bu çiçekler arasında yer aldığı için alalım böyle. Onun dışında maden yeri olduğu için burası patlayıcı da durabilir aslında. Onun dışında burada ne var? Bunda gözü falan tohumlar var. Bunları bir alalım üzerimize. Hatta şunları şuraya koyalım. Bunları satamıyoruz herhalde. Balyozu aslında koysam. Fırma. Şuraya bir koyayım deneyeyim. Aynen. Yok. Aa, satılmıyor. Demek ki bunca zaman boşuna orada tutmuyormuşuz. Neyse. Burada dursun. Yapacak bir şey yok. Şeker kamışı tohumları sonra ekeceğim ve tüketeceğim bir şey olacak. İşlenmiş ürünler. İşlenmiş ürünlerin arasında aslında bu işlenmede. Bunu da gözünü koyabilirim. Evet. Ve asıl önemli olanlar çöpler, odunlar vesaire vesaire şeyler. Bunların hepsini alacağım. Bu arada işlenmiş ürünlerin arasında gübreyi de koyacağım ya. Özlerim özleri. Onlar çünkü ayrı. Ayrı kategori. Burada ham şey işlenmiş değil mi bunlar? Aynen. İşlenmiş ürünleri buraya koyuyorduk. Camı da buraya koyuyoruz. Onun dışında başka işlenmiş ürün yok. Tamam. İşlenmemiş ham ürünleri de buraya dizelim. İyi. Daha rahat olsun. Aynen. Bunları alıyoruz. Bu işlenmiş ürün. Bunlar işlenmemiş ürün. Bunların hepsini buraya verelim. Başka işlenmemiş ürün var mı? Tohum var bir tek. Tohumu da şuraya, şuraya koyalım. Sitemiz arttı. Sandıklarda daha fazla yer açıldı. Hiç olmazsa daha fazla yerde eşya bulundurabiliriz. Bir problem olmaz. Bu bizim için ekstra avantaj. Derme çatma kasaları satacağım. Görüntü olarak baya kötü bir görüntüsü var zaten. Bir an önce değiştirmek istiyordum. Hurda metal kutu daha fazla maliyette, o yüzden taş sandık yapmayı düşünüyorum. Kaldı ki taş sandık daha güzel gözüküyor diğerinden. Tamam. Başka bir şey yok. Şimdi hemen gidelim demircimize. Saat 2 oldu. Demirciden kazmayı alalım ve direkt madene inelim. Madende biraz farmlarız, hem de nasıl olduğunu, son aşamasında nasıl bir şey olduğunu görmüş oluruz hepimiz. Gümüş, galiba gümüş kazma oldu. Bronz kazmadan gümüş kazma şey yaptık ama 2 gün maliyeti 2 gün sürüyor.
Hatta ben diğerini de yapsam ama yok. Çapayı yapamam. Baltayı yapabilirim belki ama balta da belki yarın festivali lazım olabilir. Bu arada bugün müydü festival? Bir saniye. Umarım bugün değildir. Vallahi şeyde aşağıda kalabalık var ama bir hemen bakmam lazım ona. Eğer festival bugünse bugün gidelim. Değilse yarınsa direkt madene gideceğiz. Onun için nasıl, ne yapacağız? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Hemen pazara gidip pazarın yanındaki görev panosuna bakarsak orada takvimi görebiliriz. Görev var. Önce bir takvime bakalım. Bugün evet boş günüm. Sıkıntı yok. Görev olarak ne istiyorsun benden? Gerçekten mi? Ben bunu yapamam. Üzgünüm. Çiçeklerde şey kuşlarda bu arada çok tatlı gözüküyor. Hiçbir yapamamış. Serçe sanırım onlar. Serçedir. Şimdi buradan direkt bakalım üstümüze. Üstümüz hemen hemen iyi. Fena değil. Boğumu niye aldım acaba? Neyse dursun üstümde. Alanım var zaten. Direkt madene gidelim. Bu arada ikincisi açılmış. Geliştirmenin. Güzel. O gelişim için acaba madenden mi çıkaracağız o taşları? O taşlar nereden çıkıyor? Onu da öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi kazmalara, baltalara büyülü taş ekledik. Daha fazla eşya çıkarma şansını falan arttırdık. Şimdi mesela gümüş yaptığımız için bir tane daha bakın burada boşluk, bir tane daha boşluk var. Onun ikincisini açtırmak için acaba nereye gitmem gerekiyor ki nerede bu madeni bulabileyim? Ya da bir şey yapıp karşılığında onu mu veriyorlar köyde? Arada bunların içinden de gümüş çıkabiliyor. Bronz çıkabiliyor. O yüzden kırıyorum. Karşılaştım. Bilmiyorum önceki bölümlerde size gösterdim mi? Madencilik yaparken de yani çıkabiliyor gerçekten. Başka burada yok. Bakalım ne olacak? Evet, bayağı iyi. Takır gidiyoruz. Çok iyi. Bir de gelişim gösterirsek ince büyü taşını eklersek değme keyfimize. Bir de kılıçlara falan eklenmiyor mu acaba? Bu yaratıklar çünkü bazıları zor kesiliyor. Acaba sabit mi yaptılar? Oo. Ben onu görmedim bu arada. Neyse. Sen öyle dur. Kıpraşma. Tamam. Ben alacağımı aldım zaten. Olarak. O. Burada biraz daha farklı yaratıklar var galiba. Bunların içinden bir şey çıkar belki diyerekten kesiyorum ama çıkmadı. Peki biz alt katı evet burada bulmuşuz. Buna kazmayalım. Geri dönelim. Alt katı keselim. Alt kata inelim daha doğrusu. Hayvanları kesmemin sebebi bu. Bunlar lazım. Diğer doğa müzesine vermek için. Normal bizim insan müzemize değil, doğa müzemize vermek için. Yaratıklardan çıkan eşyaları istiyor. Beşer tane. Ben de ikişer tane falan var. Ondan dolayı gerçekten ihtiyacımız var. Ondan dolayı onları alabilmemiz için bunları kesmemiz gerekiyor. Bunların içinden bir şeyler çıkartıyor. Bundan da bir şey çıktı. Sap çıktı.
Bayağı rahat oldu artık. Kırdıkça kırasım geliyor onlara. Aa, bu biraz daha zorluymuş. Anladım. Tamam, bu ileride bir şey var mı? İleride şey yok gibi. Adenler, daha derinlerine inmeye çalışalım. Saat 8 olmuş bu arada. Mümkün olduğunca en hızlı bir şekilde kazabildiğimizi kazalım. Daha geç olmadan. Yarın festival var. Festivale gitmemiz gerekiyor. O. Bu yüzden tahtaları vurmadan geçmiyorum. İçinden gümüş çıktı mesela. Burada ek yerin altına gidiş biletimizi alalım. Bazıları yine çift kırılıyor. Orada çıktı. Tamam. Bunu bir keseceğim de içim rahat etmez yoksa. Orada daha demin gümüş aldığım için bir alt kata iniyoruz. O arı. Arılar mı çıktı artık ya? Gittikçe daha tehlikeli şeyler çıkmaya başlayacak. Acaba yaratıklar böyle. Da temizlediğim yerlerden tekrardan yaratık çıkıyor mu? Onları bir ara bir bakacağım. Mesela bronz mağarasını komple temizlemiştik. Tekrardan bu nasıl çıkıyor mu bilmiyorum. Tekrardan birinci kattan başlayıp böyle yavaş yavaş aşağı doğru ineceğim. Hem yaratıklar temiz mi yoksa var mı onları görmüş oluruz. Hem de madenleri temizlemiştim. Tekrardan maden oluşuyor mu onu görmüş oluruz. Normalde böyle zararsız bir şekilde vurmadan geçebiliyorsunuz ama ben dediğim gibi yaratıklar için yaratıkların içinden çıkan şeyleri almak için mecbur keseceğim. Bir şey vermedi. Kolay kolay vermiyorlar. Onda birazcık oyun cimri. Yaratıklar konusunda diğer her şeyden bonkör davranıyor zaten. Fazla fazla veriyor yemeğine. Olsun. Tarlandaki malzemelerin olsun. Para olsun. Burada bu arada başka bir şey yok değil mi? Yok. Tamam. Seni de keselim de ne olur ne olmaz. Belki verirsin. Düşük ihtimal. Ama kesmem gerekiyor. Verdin mi? Verdi. Bak böyle böyle toplayacağız. Yapacak bir şey yok. Evet, bu kata ulaştık. Saat 23.50. Artık giriş katına gidelim. 15. kata kadar indik. Bu güzel bir şey. Biraz daha inmiş olduk. 5 kat daha inmiş olduk. Geç olduğunu haber veriyor bize. Enerjimiz daha var mı? Bakayım da. Enerjim varsa. Evet, enerjim var bu arada. Çiftliğe gidelim. Buradan direkt hiç yolda vakit harcamayalım. Hemen aşağı inip aşağıdaki şu tarlada olan şeyleri kıralım. Kırabildiğimi kıracağım çünkü bir yandan tarlaya da temizlemeye çalışıyoruz. Bir yandan madendeki şeyleri, materyalleri de toplamaya çalışıyoruz. Gelişim için. Full farm odaklı gittik. Farkındayım. Ama bu oyun böyle bir oyun. Ne olursa olsun topla diyor. Yerde ne bulursan topla diyor. O yüzden biz de oyunun dediğine uyuyoruz. Yerde ne bulursak topluyoruz. Yani bir şey bile atlamamak istiyorum mümkün olduğunca. Bu arada saat 1 oldu. Yarın büyük ihtimalle enerjimiz düşük kalkacağız. Oo. Bu arada sulamayı unuttuk. Evet. Bunları da alalım. Üstümüz dolu mu? Dolu.
Dur. Gelelim hemen. Yatağımıza yatalım. Büyük ihtimalle enerjimiz yarım kalkacağız. Farkındayım. Hiç problem değil. Evet. Diğerlerinden 80 aldık. Toplamda 4449 altınımız var. Hemen zaten bir sonraki günde devam edeceğiz. Videomuza kaldığımız yerden. Çünkü yarın festival vardı. Bu festivali de size göstermek istiyorum. Bir yandan da yarın nasıl bir durumda olacağız, ne yapacağız? Bunları göreceğiz. Efendim, bu video bu kadar diyelim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see.